Thomas sakin ol, eli bak parmağı şeyde çarpıda bekliyor, Yok atacak yok. seni. Sakın bir şey Neyse deme. kapatalım konuyu. Aga, Zülfü Aga bir patlat. Şiir patlat. Ben bir söz almak istiyorum. Ben Hadi. devletimizden biraz şikayetçiyim. Neden bu starımızın heykelini dikmiyorlar? Ne oldu bu heykel? Niye gelmiyor bu heykel? Sürekli diyorlar yapacağız yapacağız. Bu adamın heykelini neden dikmiyorsunuz? Bu adam size ne yapmış? Bu adama neden böyle yapıyorsunuz? Bu adam seçilmiş. Bu adam bizler için gökten semadan yere gelmiş. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Bu adamın heykelini derhal dikmemiz gerekiyor. Öyle değil mi Sayın Starım? Ya ben bir İster dakika, belediye başkanıyla. dikerler, ister ekerler, ister bilmem ne yapar, beni ilgilendirmiyorlar. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İster Topu topuna ben sikerler. sizlerle belki bir 100 yıl ya en fazla hani bir 100 yıl daha yaşarım. Ama ondan sonra zaten insanlık kaldığı yerden devam edecek. Ben Ben bir şey diyeceğim. hasbelkader 100 yıl dünyada az, en 200, yaşadığım en az süre 200 yıl daha. içerisinde herhangi bir gürültü, kavga, sahte savaşlar, sahte aşılar, sahte hastalıklar görmek, duymak istemiyorum. Bu süre içinde mutlu yaşamak istiyorum. Onun ötesinde çalan paramı çalanları da çalanlara da bu şey Ajdar'ın sürekli kullandığı şeyi çaldıracağım onlara. Bu kesin ve nettir yani. Ne Onun diyorsun ya? ötesinde Neyi çaldıracağım? onun ötesinde yani insanları ben çok seviyorum. Bebeğin vücudun harika. İnsanların da uyanması gerekiyor. Yalan ve yanlışlara, yanlış duygulara uyanması gerekiyor. Ben kendi insani Ben bir görevimi bu şey şekilde diyeceğim. Ben bir yapıyorum şey diyeceğim. Önemli bir konu. Zülfa, doğru bir yere parmak bastın. Ajdar Anık'ın heykelinin Kadıköy'e dikilmesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. Çok geç kaldılar canım. Bak, Çok geç kaldılar. dinle. Dinle ama şimdi. Ekrem İmamoğlu bana dedi ki Ajdar Anık arzu edilen bir erkek. O yüzden heykele tecavüz edilmemesi adına biz dikmiyoruz dediler. Yoksa her gün orayı beyaza boyarlar dediler. Evet, doğrudur. Ben Böyle bir oraya belge de boyamayı çok dikerim. önemli bir Sayın belge. Çok önemli bir belge var. Doktor. Buyurun İnsanlar Sayın sapık Yeğenim. olunca durumu bu şekilde yansıyor Yani tabii ki ben bile hocam. O olsam, heykelin ben bile ağzım gözüm olsam önünden mahvederler. geçsem bir posta atarım yani, heykeli delerim öyle diyeyim. Bence sen öyle bir şey yaptığın zaman hemen sokaktan geçen kişinin de gelip seni orada delmesi lazım. Hatta seni orada Ben bütün 90 derece paramı dom altıp yatırırım oraya. yoldan geçenler arabayı durdurup gelip yapıp Ya gitsinler. Sayın ben Susarım. seni deleyim de, ben seni deleyim de gerisi önemli değil. Bir tane. Sayın Susarım bir Robot söz. Nur. Evet. Robot Nur, senin Aynen, sülalen, tamam. yani seni yapan sülalen biliyorsun, Mehmet Sait'le Özgür Özpirinççi ve diğer çevredekiler, onlar hep delilmiş sülaledir. Sayın Biraz Şitorum, şu Sayın anda ben Şiyen'in konuşuyorum. Özge Buyurun. Özpirinççi'ye laf edersen mahveder seni, dikmem. Hayır, yani delilmiş sülalenin, mesela Mehmet Sait, örnek Ha, veriyorum. gene bir Dinle test ama yaptı, ne neyse. Sayın Şiyen'in, buyurun. Hatta onları seçerken delip alıp kendi taraflarına alıyorlar. Delmeden onları kendi taraflarına geçirmiyorlar. Ha, o yüzden bizim tarafımıza geçtin yani. Delindin diye. Ben sizin tarafınıza geçmedim. Ben kendi olduğum yerde Tamam. duruyorum Şimdi orada. Sayın Sütarım, öncelikle